Kebap salatası. En son Kamboçya'da yapıyordum. Kebap salatası. Evet, special bu. Evet, bu özel bir kebap salatası. Şimdi öncelikle buradaki önemli olan keserken bir sürü uğraşmamak için yan yana koyacağız. Yan yana mesela bak şimdi 4 tane koyduk. At the same time. It makes it easier. Cross cut. Çapraz kesim taktiği. Bir kokla bakalım beğenecek mi? Kameraman olarak da babam. Kokla bir. Kokusu geliyor mu? Güzel. Tabii. Hemen şöyle elimizi attık. Önce biberden başlıyoruz. First pepper yani. Pepper first. Şimdi kebap salatası yapmayı gösteriyor. Orijinal kebap salatası. Kebap salatasındaki en önemli şey biberden başlamak. Tabii bunu acı biber, tatlı biber kendiniz seçebilirsiniz. Ama ince olması çok önemli. Ha kebap salatası diye başka bir şeyle yenmez mi? Yenir. İstediğiniz şeyle yiyin. Ama daha çok etli şeylerde yemek lazım. Bu ne oldu şimdi? Yeterli mi diye bakıyoruz. 3 kişilik bir aile için yeterli değil. Şunları da keselim. Yine yan yana koyduk. Şu kesim tarifini unutmayın zaten ha. Parmaklarla bastırarak parmağınızı kesmeden. Tabii ondan sonra bize gösterdin parmağımızı kestik. Bilmem ne diye şey yapmayın. Dikkat edeceksiniz. Be careful la. Don't cut your finger yani. Böyle böyle. Gayet güzel ince bir şekilde kesmek önemli. Bunlar yetebilir. Tabii geri kalanı zay mı olacak? Hayır. Onlar duruyor. İsterseniz gene yaparsınız. Bu duracak anlamına gelmiyor. Ama kebap salatasında yani kebap doğranmış, rendelenmiş domates çok önemli. Ne yaptık? Bunu attık. Şimdi şöyle bir karıştırdık. Domates sulu olduğu için en önemli kısmı da bu. Salata bu tabii kaşıkla yenilen bir salata bu. Bir spoon yani. You gotta use spoon. Heh. Cami diyor. Arada bir sürprizler böyle durdum. Azıcık beklesinler. Bu salatada, kebap salatasında en önemli şey yeşil soğanın kökleri. Bu kısımlar. Böyle, bugün bunları pazardan aldım. Pendik'te, İstanbul'da. Böyle kalın olacak. Ne yapıyoruz? Aradan şunlardan azaltıyoruz. Bu kadar çok gerekmiyor. Buradaki önemli olan kökleri. Gene gördüğünüz gibi çok basit bak. Green onions. Use the roots. Yani kök root oluyor. Roots. Don't forget about the roots.
Ne oldu? Kötü taraflar hemen kendini belli etti. Bad side. Bozuk. Rubbish. Kötü tarafları kullanmayın. Bunlar zaten keserken kendini çıkarır. Bunun için ayrıca ekstra zaman harcamayın. Bir de ben her zaman böyle lezzeti güzel yemek yapmam. Bugün bunu lezzetli olsun diye. Yani çok nadir olarak yaparım. Lezzetli salata. Çoban salatadan daha lezzetli. Kebap salatası yapıyorum bugün. Ben normalde rokayı koyarım. Sağlıklı olsun diye. Öyle basit salatalar yaparım ama bugün meze salatası yapıyorum. Şimdi bu orta düzende çok fazla bir şey koymadan hemen bir yağı, çünkü eğer erken servis yapılacaksa servisin zamanı kaçmasın diye hemen bir zeytinyağı. Yukarıdan aşağı doğru şöyle. Himalaya. Marul. Lettuce. Squeeze. Lettuce. Really hard. Yani bu marulu iyice çevirerek sıkın. Bu salata kaşıkla yenilir. Eat it with spoon. Çapraz kesim. Cross cut. Bu beyaz yerleri divide side, yani separate, separate, ayrı, beyaz tarafları ayrı, bunlar yok, beyazlar yok, marulun beyaz kısımları yok, sadece yeşil taraflar. Tabii bunları ben kafe işlettiğim zamanlarda geliştirmek zorunda kaldım. Ha, ondan sonra yok efendim kalan marulun tarafını edebilir miyiz? Ezin. Bütün gücünüzü ezin. Sorun değil. Kebap salatası. Kokuyu alabiliyoruz, değil mi? Evet, şimdi en son bir kule. 200 kuleler değil ha. Domatesin bol olduğu yerleri üste doğru şöyle. Şuralar en üstte. Ben koydum başka kebap salatası. Evet. Kebap salatasının. Tarifi. Başka.
Ortayı açtığınızda hemen zaten içinden düşen limon çekirdeği burada. Bu kaşıkla yeniyor.